O zaman e, otomatik sektörüne geçelim istiyorum. Gıda perakendesinden sonra doğaç sorulmuş. doğaçta başlayalım istersen sonra sen hangisini Şimdi öne çıkarıyorsun? Şimdi tabii doğaç tarafında 250'nin altı gene alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama otomatik tabii diğer sektörler kadar böyle inanılmaz iyi gidiyor. Hatta kötü giden sektörlerden biri. Toparlanacağı da meçhul olan sektörlerden biri. Neden öyle söylüyorum? Çünkü... E, faiz indirimiyle birlikte özellikle otomatik perakendesi yurt içinde toparlar mı soru işaretleri fazla. Fakat bence toparlayabilme potansiyeli var. Orta uzun vade eğer biriktiriyorsanız doğuşun buralarda dip seviyeye yapabileceği kanaatindeyim. Yani köşede doğuş biriktirsem çok üzülmem ama bu uzun vade için. Yani doğuş tarafının hala çarpan olarak ucuz olduğunu düşünüyorum. Fakat doğuşta ana sorunumuz şu. 400'e gittiğinde de oradaki her satışı yapmadıysanız gerçekten çok derin bir e, düşüş yaşıyor. Bir de bilançosunda köşede para var diye biz böyle bir anda Aa, bir köşede para var bak bir bir an, bir an önce bu işler toparlanır e, diye düşünemiyoruz. Yani doğuşta köşede para olunca bir endişeleniyoruz Ne yapacaklar acaba parayı falan diye bir endişe kaplıyor içimizi. O yüzden doğuş tarafındaki ana konu şu. Kısa vadeli bakıyorsanız 225'in altındaki e, kapanışlar stop olmak üzere bir böyle bir trade imkanı var ama ben olsam kısa vadeli bakmam. Hatta mümkünse kısa vadeli bakıyorsam da doğuş tarafına bakmam. Ee, orta uzun vadede biriktirmek istersem gene bakarım. Fakat orta uzun vadede biriktireceğim kağıt hala söylüyorum benim fortoto olur. Ee, bu düşüşle birlikte. Hala şu düşüşüyle birlikte %80'in üzerinde bir iskontosu oluştuğu kanaatindeyim. Uzun vadeci ve garantili bir otomotiv kağıdı arıyorsak fortotonun ön plana çıktığı dönemden geçiyoruz bence. Dönem fortoto dönemi. Ee, ben otomotiv'e çok olumsuz değilim. Evet, işler kötü gidiyor ama ben şu anı fiyatlayan bir adam değilim. İleride bu işlerin toparlanabilmek, o yüzden Ereğli'yi iki sene söyleyerek yukarıya iki tur, üç tur çevirebildim. Çünkü belli şeylerin belli yerlerde hareketlenmesi lazım. Ee, otomotiv de böyle kağıtlardan biri, böyle sektörlerden bir tanesi. O yüzden bu geri çekilme Ford da benim için net bir alım fırsatı. Peki. Kısa vadede, e, hadi uzun vadede Ford dedin. Kısa vadede... Ya şöyle orada Tofaş takip ediyordum. Tamam. Tabii burada Stellantis hikayesi var ama Tofaş da 350'ye kadar beni yanıltmadı 260'lardan. Sonra da çok ciddi bir kar satışı geldi. Zaten grafiği açınca bir absürtlük görüyoruz. Hı hı. Hani burada inanılmaz bir satış hareketi var. Ee, yine de Tofaş'ın Stellantis hikayesi perakende de ee, inanılmaz bir noktaya taşıyabilir şirket hani bunu fiyatlayabiliriz. Fakat otomotivde kısa vade hikaye olur mu? Yani gene Tofaş tarafına bakarım bir teknik olarak. Orada da şunu değerlendirmek isterim. Yine burada da 227'nin altına doğru sarkmalara dikkat ederek bakarım. Fakat ana hikayem otomotiv taşıyacaksam bence şu an için Ford biriktirmekten yana. Sonra yavaş yavaş Türk Traktör konuşmaya başlarız.